Evet pekiştirme 7 testi ile birlikteyiz ve ilk sorumuza bir bakalım. Burayı biraz düzenleyelim. Şöyle e, takla attıralım. Üstlü sayıya takla attırınca kuvvet işaret değiştirir. Yani elen e üzeri eksi 2 oldu. Artı elen burada üstümüz 1'dir. Üs bölü dereceden kökten kurtulalım. Üstlü sayı şeklinde yazalım. E üzeri 1 bölü 3 olarak yazabilirim. Bölü. Burası da 110 üzeri 3 demek ve takla attırırsam ne olur? Logaritma 10 üzeri eksi 3 olur. Buradan devam ediyorum. Eksi 2 başa çekelim. Eksi 2 başa çektim. Burası ne oldu? Elen e kaldı. Elen e demek 1 demek. 1 artı. 1 bölü 3'ü başa çektim. 1 bölü 3'ü başa çektim. Elen e kaldı. Elen e demek 1 demek. Bölü Eksi 3'ü başa çektim. Ne kaldı? Logaritma 10. Logaritma 10 demek aslında burada gizli bir 10 tabanı var. Logaritma 10 tabanda 10 demek. Bu da 1 olur. 1 olur. Tamam. Eksi 2 artı 1 bölü 3 bölü eksi 3. Çarptım burayı ne etti? Eksi 6. 1 ekledim. Eksi 5 bölü 3 bölü eksi 2. Buradan da her iki tarafta eksi var. Eksi eksi olur artı. Birincisini aynen yazıyorum. 5 bölü 3. İkincisini ters çevirip çarpıyorum. Burada gizli bir 1 var. Ters çevirip çarptım. Ne geldi? 5 bölü 6 geldi. Bu da C seçeneği. Doğru cevabımız olacak. Geldik soru 2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Logaritma 10 demek. Burada gizli bir 10 tabanı var. Logaritma 10 tabanda 10 1 demek. Evet hatta şu özelliği hatırlatayım. Logaritma A tabanda A demek 1 demek. Buradan da 1 geldi. Sorun yok. Bu ne demek? B'ye bakıyoruz. B logaritma 10 üzeri 1, 2, 3. 3 tane 0 var. Tamam. 3'ü aldım. Başa çektim. 3 tane logaritma 10 demek. Burada gizli bir 10 tabanı var. Logaritma 10 tabanda 10 demek de 1 demek. 3 kere 1, 3. Evet B seçeneği de doğrudur. Herhangi bir hata yoktur. Devam ediyorum. C'ye bakalım. C'de logaritma. Bak buraya dikkat et. Burada gizli bir tane 10 var. Gizli bir tane 10 var. Ve üstel e, fonksiyona dönüştürdüğümde ne olur? 10 karşıya geçer. 30 eşittir. 10 üzeri 3 olur ve logaritması düşer. Buradan da 30 eşit midir daha doğrusu? eşit midir? 3, 3 üzeri, 10 üzeri 3 de ne yapar? 100 yapar. 100, 1000 yapar hatta. 3 tane sıfırımız var. 30 ile 1000 birbirine eşit değildir. Birbirine eşit olmadığından hemen C'nin yanlış olduğunu söyleyebilirim. Geldik bir sonraki sorumuza. Soru 3. 3'te de ne demiş bize? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakalım. A için elen demek logaritma e tabanı demek. Elen demek. Logaritma e tabanı demek. Burada da x'i yazdım. Neye eşit? 2'ye eşit. Karşı tarafa fırlattım. Yani üstel fonksiyona dönüştürdüm. Logaritması düşer. x eşittir. x eşittir. e kare oldu. Kendisi ne demiş? 100'e eşit. x eşittir 100 demek. Hayır. x eşittir e kare olması gerekir. a'yı eledim gitti. Bu a'ydı. b'ye bakalım. Logaritma, bak buraya dikkat et. Eğer taban verilmemişse burada gizli bir 10 vardır. Gizli bir 10'u şöyle karşıya fırlattım. Ne oldu? Ne oldu? Bunu şöyle buradan devam ettireyim. E, logaritması düşer. X kalır. O da eşittir. 10 üzeri eksi 2 olur. Buradan X ne geldi? E, kuvvet negatif olduğu için 1 bölü 10 üzeri 2 şeklinde yazabilirim. Bu da 1 bölü 100 demek. Kendisi ne demiş? 1 bölü 200 demiş. Hayır. B de yanlış bulunur. Geldik C'ye. Burada taban yazılmamışsa gizli bir 10 vardır ve üstel fonksiyona dönüştürmek istiyorum. Şöyle logaritması düşer x eşittir 10 üzeri 3. 10 üzeri 3 demek de 1000 demek. Kendisi 300 demiş hayır c de yanlış gelir. Devam ediyorum üstel fonksiyona dönüştürüyorum logaritması düşer x üzeri 1 eşittir 10. X'in 10 olduğunu söylemiş evet d seçeneği doğru bulunur. Geldik soru 4'e x'i istiyor bizden. Ben şunu biliyorum. ln demek logaritma e tabanı demek. Değil mi? Üstel fonksiyona dönüştürüyorum. Hemen şöyle logaritması düşer. x artı 2 eşittir. e üzeri 3'e dönüşür. e üzeri 3. 2'yi de karşı tarafa attım. e küp eksi 2 oldu. e küp eksi 2. Bu da hangi seçenekte? B seçeneğinde doğru cevabımız olacak. Geldik soru 5'e. Hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi birinci öncülümüzde ln x. ln demek log demek. Logaritma e tabanı demek. Logaritma e tabanında x ne eşittir? Sıfıra. Buradan da şöyle karşı tarafa fırlattım. Ne oldu? x eşittir. E üzeri sıfır. x eşittir. 1 oldu. Kendisi ne demiş? x 1 e eşit demiş. Evet. x 1. Sorun yok. Geldik ikinci öncülümüze. ln 1 demek. Logaritma e tabanında 1 demek. Eşittir x. Hemen üstel fonksiyona dönüştürüyorum. Şöyle logaritması düşer. 1 eşittir. E üzeri x. E'nin hangi kuvveti 1 olur? Tabii ki sıfırıncı kuvveti. Bir sayının sıfırıncı kuvveti ancak 1 olur. Bundan dolayı x'e 0 yazabilirim. x 0 demiş. Evet. İkinci öncülümüz de doğru. Geldik üçüncü öncülümüze. Üçüncü öncülde elen demek logaritma e tabanı demek. Logaritma e tabanda x eşittir 3. Buradan da tekrar üstel fonksiyona dönüştürüyorum. Hemen logaritmasını düşürdü. Üstel fonksiyona dönüştü. X eşittir E küp. Kendisi ne demiş? 3 üzeri E demiş. Hayır. E küp olacak. 3 üzeri E değil. Üçüncü öncülümüz yanlıştır. Geldik son öncüle. Buna bir bakalım. Ne diyoruz? Logaritma E tabanda X. Elen demek logaritma E tabanda demek. X yazdım. Eşittir 10. Üstel fonksiyona dönüştürelim hemen. Karşıya fırlattım. Logaritması düşer. X eşittir. E üzeri 10. Kendisi ne demiş? Ee, 1 demiş. Hayır. E üzeri 10 demek. 4. öncülde yanlış. 1 ve 2. Bu da C seçeneği. Doğru cevabımız olacaktır. Geldik bir sonraki sorumuza. Yani soru 6'ya. Fonksiyonun tersi olan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle fonksiyonun tanım gereği fx'in y'ye eşit olduğunu biliyorum fx eşittir y. Ben buraya artık y yazabilirim. Birinci adım bize ne diyordu? x ile y'nin yerini değiştir. Hemen değiştirdim. Ne olur? x eşittir. Ele ne de? Elen gördüğüm yere de logaritma e tabanı yazabilirim. e tabanında x ile y'nin yerini değiştirdim. Artık buraya y ediyorum. Artı 5. İkinci adım neydi? Y'yi yalnız bırak diyordu. O zaman Y'yi yalnız bırakalım. Hemen üstel fonksiyona dönüştürdüm. Logaritması düştü. E üzeri X eşittir. Y artı 5. 5'i de karşıya attım. Y eşittir. E üzeri x eksi 5. Fonksiyonumuzun tersi bu şekilde bulunur. E üzeri x eksi 5. Bu da D seçeneği. Doğru cevabımız. Bir dakika. E üzeri x. E üzeri x yani A seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 7'ye. Denkleminin köklerinin çarpımı kaçtır diyor. Denkleminin köklerinin çarpımı. Bunu çarpanlarına ayırırsam ln x çarpı ln x diyebilirim. Buraya da 3'e 2 versem eksi artı. Evet ortadakini elde edebiliyoruz. Yani bu fonksiyonu nasıl yazabilirim? ln x ln x eksi 3 çarpı ln x artı 2 eşittir 0. Buradan da 0'a eşitlediğimde ln x'in 3'e eşit olduğunu söyleyebilirim. ln x'in eksi 2 eşit olduğunu söyleyebilirim. Buradan devam ediyorum. Şimdi ln x demek logaritma e tabanında ln x demek logaritma e tabanda x demek. Buradan da üstel fonksiyona dönüştürdüğünde logaritması düştü. x eşittir e küp oldu. Devam ediyorum. ln x demek logaritma e tabanda x demek. Buradan da hemen karşıya fırlattım, x eşittir e üzeri eksi 2. Ve bunların çarpımını istiyor. e küple e, eksi e, e, e üzeri eksi 2'nin çarpımı tabanlar eşitse üstler toplanır. 3'ten 2 çıkardım 1 yani e geldi. Bu da C seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 8'e tekrar. Bunları çarpanlarına ayırmaya çalışalım. Bak buraya dikkat et logaritma. x çarpı logaritma x desem logaritma kare, e, logaritma kare olur. Evet. Şurayı da çarpanlarına ayıralım. Şuraya 5'e 3 yazsam eksi artı desem çapraz çarptığında ortadakini de elde edebiliyorum. Yani yeni ifadem nedir? Logaritma x eksi 5 çarpı logaritma x artı 3 eşittir 0. Buradan da sıfıra eşit dediğimde logaritma x neye eşit oldu? Eksi 5'e eşit oldu. Logaritma x'i logaritma x'i 0'a eşitlediğimde eksi 3'e eşit olur. Buradan da şunu biliyorum. Eğer taban verilmemişse gizli 10 vardır. Ve üstel fonksiyona dönüştürdüğümde x eşittir. 10 üzeri eksi 5'e dönüştü. Üstel fonksiyona dönüştürüyorum. x eşittir. Burası artı 5 olacak. 10 üzeri artı 5. Evet. Ne oldu? 10 üzeri eksi 3. İkisinin çarpımını istemiş. Yani 10 üzeri 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Üslü ifadelerde tabanlar eşitse üstler toplanır. 10 üzeri 2 yani onun karesine dönüştü. Bu da E seçeneği. Doğru cevabımız olacak. Geldik soru 9'a. Uygun tanım aralığında fx verilmiş. Tersinde eksi 1'i istiyor. Ben bak şu bilgi hatırlatayım. f ters, ters eksi 1 eşittir. A gibi bir değer olsun. Ben tersinin tersini aldığımda kendisini elde ederim. Yani f a eşittir, eksi 1 olur. Bu bilgiyi bilelim. E bu bilgiyi biliyorsam, aslında bu bilgi ne demek hatırlıyor musun? fx eşittir y, içini değiştirirsem f tersi y eşittir x, bir daha tersini alırsam içini değiştirirsem tersinin tersi kendisine dönüştü. Aslında bu bilgidir. O zaman x gördüğüm yere a yazayım hemen burada soruda. f a eşittir logaritma x gördüğüm yere a yazdım, eksi 5 bölü 4 yazdım. Peki f a neye eşittir? Eksi 1'e eşittir. O zaman ben artık buraya eksi 1 yazabilirim. Buraya eksi 1 yazdım. İçler dışlar çarpımında ne oldu? Eksi 4. Eksi 4 eşittir. Logaritma logaritma a artı 3 eksi 5. Beş. Eksi 5'i karşı tarafa attım. Artı olarak geçti. 1 eşittir. Logaritma a artı 3. Buraya kadar geldi. Buradan devam ediyorum. Ben şunu biliyorum. Burada gizli bir tane 10 var. Taban verilmemişse gizli bir 10 var demektir. Üstel fonksiyona dönüştürüyorum. Şurayı uçurdum gitti. Logaritması düştü. 10 eşittir. A artı 3. Buradan da A ne geldi? A eşittir. 7 gelir. Yani A seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik 10. sorumuza. F'in tersini istiyor bizden. Öncelikle fx eşittir y. Bunu biliyorum. Logaritmanın tanımı gereği. Sonra Birinci adım bize ne diyordu? X ile Y'nin yerini değiştir. Yani X eşittir. Artık X'i buraya alıyorum. Y'yi de buraya alıyorum. 3 çarpı eleni de logaritma E tabanı, e tabanı şeklinde yazalım. Y eksi 1. Y eksi 1. Sonra ne yapıyorduk? Ee, Y'yi yalnız bırakacaktık. Yani her tarafı bu durumda 3'e bölelim. Logaritmanın katsayısına. Şunlar gitti mi? Logaritma e tabanında y eksi 1. Logaritma e tabanında y eksi 1 ne eşittir? x bölü 3'e. Buradan da üstel fonksiyona dönüştürelim logaritmayı. Karşı tarafa fırlattım. Logaritması düştü. y eksi 1 eşittir e üzeri x bölü 3. Karşı tarafa attım eksi 1'i. y eşittir e üzeri x bölü 3 artı 1. Yani fonksiyonumuzun tersi aslında budur. Bizden de tersini istemişti. Bak bakalım bu da hangi seçenekte var? bakıyoruz. E seçeneği bizim doğru cevabımız olacak. Peki geldik bir sonraki sorumuza. Denkleminin köklerinin toplamı nedir? Bak buraya dikkat et. Bunu çarpanlarına ayırırsam 10 üzeri x çarpı 10 üzeri x olarak yazabilirim. Burası da eksi 6'yı da 3'e 2 olarak paylaştırırım. İkisine de eksi dersem bir dakika bir bakalım. Eksi 3 yok bu sağlamaz. Çünkü ortadakini elde etmiyor bunu değiştirelim. Başka bir şey yazalım. 1'e ee, e 6 diyelim. 1'e 6 eksi artı dersem evet. Şimdi çapraz çarptığımızda ortadakini elde edebiliyoruz. Eksi 6 tane 10 üzeri x bir tane de buradan topladığında eksi 5 tane 10 üzeri x yapar. Tamam benim ifadem artık budur. Bunu şu şekilde yazabilirim artık. 10 üzeri x eksi 6 çarpı 10 üzeri x artı 1 10 üzeri x artı 1 eşittir 0. Çarpanlarını ayırdım. Burada 0 eşitlediğinde 10 üzeri x eşittir. 6 gelir. Burası da 10 üzeri x ne eşit olur? 0 eşitlediğinde 1 olur. Peki bunu da logaritma tabanına dönüştürelim. Logaritma tabanına dönüştürelim. Hemen dönüştürdüm. x eşittir. x eşittir. Logaritma 10 tabanında 6. 10 varsa yazmana gerek yok. x eşittir. Logaritma 6 diyebilirsin sen buna. Burada onun hiçbir kuvveti negatif değer alamaz. Çünkü pozitif bir sayının kuvvetleri negatif olamaz. Bundan dolayı burada herhangi bir değer yoktur. Aradığım cevap logaritma 6. Bu da C seçeneği. Benim doğru cevabım olacak. Geldik soru 12. Elen demek logaritma E tabanı demek. O zaman ben buraya artık logaritma E tabanı diyebilirim. Bunu da karşı tarafa fırlattım. Logaritmasını düşür. Üstel fonksiyona dönüştür. Logaritma ln x eşittir e üzeri 0. e üzeri 0 demek de 1 demek. Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1 demek. Burada dikkat ettiysen taban yok. Taban yoksa gizli bir 10 vardır. Tekrar karşıya attım. ln x eşittir 10 üzeri 1 yani 10 demek. ln demek logaritma e tabanı demek. Bu şekilde yazdım. Üstel fonksiyona dönüştürdüğüm Logaritması düştü. x eşittir e üzeri 10 oldu. x eşittir e üzeri 10 yani d aradığım cevap olacak. 2020 ayette de çıkmış soru. İfadesinin değeri bir pozitif tam sayı eşittir. Buna göre n sayısının alabileceği değerler toplamı. Tabi n 1 ile 100 aralığında değer alacak. Ben buraya x diyeyim. Karşı tarafa atayım 2. Logaritması düştü. Logaritma 3 tabanda n eşittir 2 üzeri x'e dönüştü. Tekrar burayı da üstele dönüştürelim. Logaritması düşer. n eşittir 3 üzeri 2x oldu. Bu bir kalsın cepte. N eşittir. 3 üzeri 2x oldu. Şimdi bende ne istiyor? E N'in alabileceği değerler toplamı. Öncelikle x'e 1 verirsem x'e 1 verirsem n eşittir. 1 yazdım. 3 üzeri 2 geldi. 3 üzeri 2 de 9 demek. x'e 2 yazarsam 2 yazarsam 2 kere 2 4. 3 üzeri 4 demek 3 üzeri 4 81 demek x'e 3 yazayım. x'e 3 yazayım. 3 kere 2 6. 3 üzeri 6 yüzden daha büyük bir sayı. Büyüktür 100. Bundan dolayı burayı aramama gerek yok. Bundan sonrakiler 100'ü geçtiği için aramama gerek yok. İkisinin toplamı 90. Bu da E seçeneği benim doğru cevabım olacak. Geldik 14. sorumuza. Ln 2 eşittir x ise E üzeri 3x kaçtır? ln demek logaritma e tabanı demek. Logaritma e tabanında 2. Logaritma e tabanında 2. Neye eşittir? x'e. Üstel fonksiyona dönüştürelim. e'yi karşıya fırlattım. Logaritması düştü. 2'ye eşittir. e üzeri x. Bak bu bilgiye dikkat et. Soru bende ne istiyor? e üzeri 3 x'i istemiyor mu? E peki e üzeri x'i ben biliyorum. Nerede biliyorum? Burada 2'ye eşittir. Yani... E üzeri x'e 2 yazdığında burada da 3 var. 2'nin küpü demek. Bu ne demek? 2'nin küpü de 8 demek. E seçeneği benim doğru cevabım olacak. Geldik soru 15'i. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? E üzeri x'e aynen yazdım. Bak dikkat et. A eksi 4. Kuvvet negatif olduğu için takla attırırım. E üzeri x olarak yazabilirim. Artı 3 eşittir 0. Şurayı çarptım ne oldu? E üzeri 2x oldu. Tabanlar eşit üstler toplanır 2x. Şurayı da çarpalım. Ne oldu? 3 tane e üzeri x. 3 tane e üzeri x. Ve eksi 4. Bölü e üzeri x eşittir 0. Buradan devam ediyorum. İçler dışlar çarpım yaptığımda şurası gitti. Yani e üzeri 2x artı 3 e üzeri x eksi 4 eşittir 0'a. Buradan çarpanlarına ayıralım. E üzeri x çarpı e üzeri x. Burası da 4'e 1 desem artı eksi evet ortadakini elde edebiliyoruz. Buradan yazdığımızda e üzeri x artı 4 çarpı e üzeri x eksi 1 eşittir 0. 0'a eşitlediğimde burada e üzeri x'i eksi 4 buldum. Burada ise e üzeri x'i 0 eşitlediğimde 1 buldum. E pozitif bir sayıdır. Pozitif bir sayının hiçbir kuvveti negatif olamaz. Bundan dolayı sil gitsin. Buradan E'nin e hangi kuvveti 1 olur? Tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1 olur. Yani x eşittir 0 desem bu da A seçeneği doğru cevabım olacak. Ve geldim testimizin son sorusuna. Şimdi logaritma burada bir 10 tabanı var. 10 tabanını karşıya fırlattım. Logaritması düştü. Üstel fonksiyona dönüştü logaritma x eksi 6 eşittir. 10 üzeri 0 demek 1 demek. 10 üzeri 0 demek 1 demek. Buradan devam ediyorum. Burada gizli bir tane 10 var. Gizli bir tane 10 var. Tekrar karşı tarafa fırlattım. x eksi 6 eşittir. Logaritması düşer. Üstel fonksiyona dönüştü. 6'yı da karşıya at. x eşittir 16. Soru benden ne istiyor? Kök x'i istiyor. Bak burada kök x'i. x gördüğün yere 16 yaz. Yazalım. Kök 16 demek de 4 demek. Bu da D seçeneği doğru cevabımız olacak. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.